Evet sevgili seyirciler, şimdi İDEF 2023'te bu sefer FNSS standındayız. Özgen Hanım'la beraberiz. Arkamızda da hibrit kaplan var. Doğru mu söyledim? Evet, doğru söyledin. Nedir bu hibrit kaplan? Bir de çok güzel sergilemişsiniz bu arada. Gerçekten çok dikkat çekici, pek görmediğiniz bir şey burada. Tabii bu sadece sergilemek için büyük ihtimalle değil mi? Evet, mümkün tabii ki bu için. Aynen. Güç grubunun aslında buralarda bakım kapakları yer alıyor. Çabuk erişilebilirlik ve bakım kolaylığını sağlayabilmek amacıyla. Ama biz hani şeffaflık adına ve gerçekten bu hibrit güç grubunu sergileyebilmek amacıyla da bu şekilde şeffaf bir yapı tercih ettik. Bu araç mevcutta Türk Sağlık Kuvvetleri envanterinde hali hazırda kalifiye bir şekilde bulunan bir araç. Aslında bu platformu seçmemizin temel sebebi de kalifiye olan bir ürünü yeni güç grubuyla birlikte kıyaslama yapabilmek, performansını karşılaştırabilmek amacıyla bu şekilde ilerledik. Tamamen hibrit güç grubu, burada şanzıman bağımlılığını ortadan kaldıran dişli kutularının yer aldığı, FNSS öz kaynaklarıyla tasarlanan dişli kutuların yer aldığı bir hibrit güç grubu tasarımı gerçekleştirdik ve uyguladık. Yer kazanıyorsunuz böylece, hacimden de kazanıyorsunuz değil mi? Tahmin hacimden ediyorum. Kazanıyoruz. Şanzıman bağımlılığını, yani şanzıman üretimi şu an Türkiye'de aktif olarak yok. Hani bazı firmaların güzel denemeleri var ama halihazırda kalifiye yerli bir şanzıman da envantere girmedi. Burada hep dışa bağımlıyız bu konuda. Ama bu hibrit güç grubu ile birlikte aslında şanzıman kullanımını ortadan kaldırıyoruz. Burada aracın arkasında da göreceğiniz bir dişli kutu tasarımı var. Bu dişli kutusu tamamen FNSS öz kaynaklarıyla tasarlanıp ürettirildi. Ne güzel bir haber bu. Böyle duyduğumuz zaman çok hoşumuza gidiyor doğrusu. Evet, kesinlikle. Öz kaynak dediğiniz zaman başka bir yere bağımlı değil. Biz geliştirebiliyoruz, biz yapabiliyoruz diyorsunuz. Aynen öyle. Aslında bu araçlardaki yerlik oranlarını da çok etkileyen ve artıran bir konu. Peki, isterseniz geçelim arkasına. Tabii, bir buyurun. De madem öyle buyursunlar. Ne işe yaradığını, ne yaptığımızı bununla beraber onu da sizden dinlemek isteriz bu arada. Bu araç dediğim gibi Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan bir araç. Paletli, zırhlı, muharebe aracı, zırhlı personel taşıyıcı olarak geçiyor. Zaten içerisinde burada koltukları sökmüştük. Daha fokus hani güç grubuna odaklanmak olduğu için koltuk yerleşimi yok. Ama aracın içerisinde daha önceden farklı olarak bir batarya paketi var. Bataryalarla destekli. Burada ne yapıyoruz? Bu araçla birlikte aslında araçların sessiz operasyon, sessiz izleme gibi fonksiyonlarını arttırıyoruz. Aynen. Yaklaşık klima aktifken 14 saat gibi bir sessiz izleme fonksiyonu var bu aracın. Eskiden bunu düşünmemiz mümkün değil tabii. Yani genelde yardımcı güç grubu dediğimiz sistemler oluyordu. Araç motoru aktif değilken yardımcı güç grubundan besleniyordu ama o da küçük bir motor yapısıydı aslında. Artık bataryalar kullanarak yapabiliyoruz. İşte kule gözlemi yapılabiliyor. İşte içerisinde görev ekipmanları kullanılabiliyor. Asker içeride çalışabiliyor. Klima dediğim gibi klima evet kullanılabiliyor. Bu tarz operasyonlar gerçekleştirilebiliyor. Aynı zamanda bu araç şey olarak da kullanılabiliyor. Mesela bir tane böyle sınırda yer alan işte bir karakolu adeta bir böyle şarj istasyonuymuş gibi bir batarya paketi güzel olarak gidiyorsun. Orayı da jeneratör gibi besleyebiliyorsun. Devasa bir power bank gibi de çalışıyor evet, diyorsunuz. Evet, aynen çok ben güzelmiş onu demek istememiştim. Ama yok gerçekten evet çok güzelmiş. Fikren de çok güzel görünüyor böyle baktığınız zaman. Çünkü orada da bir ihtiyaç olduğunda ki yani mesela depremde de aslında ihtiyacı olan evet, şeylerden kesinlikle bir tanesiydi elektrik bu. Elektrik en büyük sorun. Bu böylece bunu pil olarak da böylece kullanabileceğiz. Aynen ve gidebileceği öyle yerleri de biliyoruz. O anlamda gerçekten çok keyifli, çok güven verici doğrusu. Evet. Bunu bilmek güven verici. Anladığım kadarıyla kamera sistemleri de var. Zaten her yerini görüntüleyebiliyor. İçerideki yönetim kısmı da kaç kişi taşıyabiliyordu? Ya bu operasyona göre ve müşteri isteklerine evet göre değişiyor evet aslında kişi sayısı. Dediğim gibi o zaten görev donanımı da yine farklı, benzer evet şekilde. Modül olarak değiştirilen kule de şeyler. Mesela bu araçta bir kule sergilemek istemedik biz. Çünkü değişebiliyor yine istenilen evet kuleyi. Bu bir araç aslında. Aynen. Yani evet hali hazırda şu yanda gördüğümüz temmin araçlardan farklı değil. Evet. Sadece güç grubuna odaklanmak istedik bu araçta. Şahane. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere diyoruz. Teşekkürler.